Merhabalar Bitçi.com kullanıcıları ben Mehmet Çoban. Bugün 12 Mart Cuma ekrandan da görebileceğiniz gibi kripto para piyasası düne göre bir miktar daha yeşil rengin hakim olduğu yeni bir tabloyla karşıladı bizi. Dünkü fiyatlarda hatırlarsanız Bitcoin'de yeşil renk, altcoin'lerde ise kırmızı rengin tamamen hakim olduğunu görmüştük. Bugün biraz daha eşit bir dağılım var gibi gözüküyor şu dakikalar itibariyle. 57.166 dolar seviyesinden işlem görüyor lider kripto para birimi Bitcoin dolar paritesi ve %3.21 oranında bir yükseliş var. Ethereum'da da bir miktar yükseliş var ama Bitcoin'in bir miktar gerisinde kalmış gibi 1810 dolar seviyesinden işlem geliyor. Önemli kripto para birimlerinden DOT'ta %0.35, Binance Coin'de %1.33, e, XRP'de 0.58, Litecoin'de %5.03 oranında bir yükseliş varken, ADA'da %1.22 oranında bir kayıp var. Bugün videomuzun ana konusu arasında her zaman olduğu gibi Bitcoin dolar partisini işleyeceğiz çok kısa bir şekilde değineceğiz. Bunun dışında sizden gelen istekler doğrultusunda Neo, Ethereum ve Bitcoin'e kısa bir şekilde değineceğiz. İsterseniz lafı çok fazla atmadan hemen videomuza geçelim ancak her zamanki kısa, klasik hatırlatmamızı yapalım. Videolarımızdan ve analizlerimizden doğrudan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Hemen Bitcoin dolar partisiyle başlayalım. Bitcoin'de hatırlarsanız dünkü işlemlerde, dünkü videodan izlerimizde sürekli olarak şu siyahla gösterdiğimiz trend çizgisine özellikle dikkat çekmiştik. Burası işin açıcısı sandığımızdan da kuvvetli bir direnç noktası haline gelmiş gibi gözüküyor. Bu direnç noktasının bir miktar üzerine çıktığı e, sabahki işlemlerde ancak kapanışlara dikkat ederseniz bu direnç noktasının altında tamamlıyor. Aynı zamanda alttan gelen mavi görseniz bu yukarı doğru bir yukarı e, trend çizgisi var. Bu trend çizgisi de şu anda Bitcoin'de yaklaşık e, 47 bin dolar seviyesinin biraz üzerinden başlayan yükselişin trend çizgisi konumunda. Şimdi bu iki trendin kesiştiği nokta oldukça daraldı. Önümüzdeki 3-4 saatlik periyotta Bitcoin'de aşağıya da yukarı yönlü bir hareket görebilir. Şimdi olasılıkları değerlendirelim. Yukarı yönlü hareketlerde 58 bin 390 dolar seviyesi Bitcoin için önemli kritik bir nokta. Bu seviyenin üzerine çıkarsa Bitcoin'de analizlerimde sık sık de getirdiğimiz son dönemdeki 60 bin dolar seviyesinin üzerindeki 61 bin dolar seviyesindeki hedefe kadar bir marj bulunuyor bitcoin dolarda. 61 bin dolar seviyesinin üzerine açılması durumunda da dünkü analizimizde de belirttiğimiz gibi şöyle biraz daha bürütelim. Dünkü analizimizde de belirttiğimiz gibi şuradaki bayrak formasyonunun şu bayrak formasyonun hedef noktası olan 79.000-80.000 bin, bin dolar bandına kadar bitcoin dolarda bir yükseliş hareketi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise bitcoin dolarda şu an için 56.000 seviyesi bir destek noktası konumunda bu seviyenin altına gelinmesi durumunda ise 52.600 dolar seviyesine kadar çok önemli bir destek noktası yok. O yüzden önümüzdeki seanslarda önümüzdeki saatlerde daha doğrusu şu mavi gösterdiğimiz trend çizgisi takip edilmeli. Bugünkü fiyatlar itibariyle şu anki fiyatlarla itibariyle bu trendin destek noktası 56277 dolar seviyesine denk geliyor. O zaman Bitcoin'de önümüzdeki saatlerde 4 saatlik periyotlarda 56000 dolar seviyesinin altına gelmedikçe o zaman yukarı hareketlerin bir miktar daha olası olduğu unutulmamalı. Ancak dikkat, edin, dikkat etmemiz gereken buradaki nokta ise 58390 dolar seviyesi. Ee, bu seviye aşılırsa 61 bin dolar seviyesi Bitcoin dolar paritesinde hedeflenecek gibi gözüküyor. Peki şu anki görüntü neyi e, ifade ediyor? Aslında görüntü bir miktar yukarı potansiyelin daha ağır bastığına yönelik sinyaller veriyor. Şu anki teknik görüntü ancak şu mavili gösterdiğimiz trend çizgisine özellikle dikkat etmekte fayda var. Ee, dediğimiz gibi ana hedef Bitcoin dolarda 60 bin dolar yani şu kırmızıyla gösterdiğimiz trend çizgisinin üzerine çıkılmasıyla bu da 61 bin dolar seviyesinin üzerine çıkılması anlamına geliyor. 61.000 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla Bitcoin dolarda 79 bin 78 bin dolar seviyelerine kadar yeni bir marj açılacak. Bu da yüzde 15'in yüzde 20'nin hatta yüzde %20, 20-25'in üzerinde bir prim potansiyeli demek. O yüzden yatırımcıların bu seviyeye dikkat etmesinde fayda var Bitcoin dolar partisi için. Hemen Bitcoin dominansında da şöyle bir bakalım. Şimdi Bitcoin dominansında şöyle şu seviyeden başlayan yaklaşık 63.23 seviyesinden başlayan bir düşüş trendi oluşmuştu. Dikkat ederseniz sadece bugün hariç bir önceki yüksek tepe, tepeler bir önceki tepenin hep altında oluyordu ancak Dünkü işlemlerde 61.86 seviyesini kırdığı için Bitcoin dominansında bir miktar <laughs> yükseliş hareketi gözlemlendi. Şimdi bu seviyenin üzerinde kalması lazım. Bu seviyenin üzerinde kalırsa 63.23 seviyesine kadar devam edebilir. Şimdi sürekli olarak altcoin sezonundan bahsediyor. Ama ancak altcoin sezonunun olması için Bitcoin dominansının belli seviyelerin altına gelmesi lazım. O da şu anda 60-61 bandı. Yani 60 daha doğrusu 60 bandının 60.40 bandının altına gelirse... Bitcoin dominansında 58 ve 57 seviyelerine kadar %58 ve 57 seviyelerine kadar bir düşüş olabilir. İşte altcoin sezonunda yani altcoin'lere gerçek anlamda bir fon girişinde o zaman bahsedebiliriz. Altcoin sezonundan o zaman bahsedebiliriz. Yani özetlersek diyebiliriz ki Bitcoin dominansının 60 seviyesinin altına gelmesi lazım. Bir altcoin sezonunun gerçek anlamda başlayabilmesi için. Onun dışında şu anda dikkat ederseniz altcoin dominans, şey, Bitcoin dominansı 60-61 seviyesinin üzerinde tutunuyor ve yukarı hareketlerini devam ettiriyor. Ancak yukarı hareketlerinde sınırlı kaldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu ee, kısa bir Bitcoin e, dolar analizimizden sonra hemen isterseniz bir Ethereum'a bakalım hızlı bir şekilde. Bir önceki Ethereum analizimizde şurayı kare içine almıştık ve bu noktanın önemli olduğunu belirtmiştik. Dikkat ederseniz Ethereum dolar paritesi bu kare ile gösterdiğiniz bu yuvar e, bölgenin üzerine çıkmakta zorlanıyor. Burası aslında e, 1837 dolar seviyesi yapıyor Ethereum dolar paritesi için. Ya her ne kadar zorlanmasına rağmen Ethereum dolar parası'nda teknik yorumun kısmen de olsa olumlu olduğunu söylemekte fayda var gibi gözüküyor şu an için. Şimdi şu anda 1837 dolar seviyesi hala önemli. Geçtiğimiz günlerde bunun üzerine çıktı. Ancak kapanışlara dikkat ederseniz bu seviyenin altında yaptı. Yani 1837 dolar direnci hala işlerliğini koruyor e, Ethereum dolar paritesinde. Ethereum dolar paritesi bu seviyeyi geçmesi durumunda 1945-1960 dolar seviyesine kadar hareket edebilir. Ancak asıl önemli nokta Ethereum dolar paritesinde 2039 dolar seviyesi. Şimdi Ethereum dolar paritesinde şöyle bir Formasyondan bahsetmiştik hatırlarsınız. Hemen onu tekrar hatırlayalım. Şöyle ufak da olsa bir çanak görünümünden bahsetmiştik. Bu çanak formasyonunun tamamlanması durumunda yani tamamlanması 2039 dolar seviyesinin test edilmesiyle mümkün olacak. Şimdi 2039 dolar seviyesi işte bu sebeple önemli. Eğer 2039 dolar seviyesi Ethereum dolar paritesinde aşılırsa bu çanağın boyu kadar bir yükseliş potansiyeline sahip olacak Ethereum dolar paritesi. Bu da şimdiki fiyatlarla hemen hemen Şöyle bakalım yaklaşık 2700-2800 dolar seviyeleri denk geliyor ki bu da yaklaşık %30'un üzerinde bir prim potansiyeli anlamına geliyor. Ancak bunların hepsi yani 2700-2800 dolar seviyelerinin görülmesinin hepsi 2039 dolar seviyesinde bulunan ana direnç noktasının kırılmasına bağlı. Ethereum dolar paritesinde bu seviye kırılırsa yükseliş kalitenin devamı beklenebilir 2700 dolarlı seviyeler kadar ilk aşamada. Ee, şu anda ise takip edilmesi gereken 1837 dolar seviyesi Ethereum dolar paritesini. Geri çekilmelerde ise Ethereum dolar paritesinde şu an için görülen 1700 dolar seviyesinde bir ilk önemli destek noktası oldu. Ancak Ethereum'da şu yükselişin trendin daha doğrusu destek noktası bugünkü fiyatlarla 1638 dolar seviyelerine denk geliyor. <laughs> Ethereum dolar paritesinde bir miktar şimdi kar realizasyonu bir e, bekleme realizasyon dönemi var. Bu seviyenin işte bu bekleme süresinin yukarı kırılması önemli. Şu anki görünüm itibariyle ve şu anki yani kripto para piyasasının konjonktür yapısı açısından yukarı doğru eğilim bir miktar fazla olduğunu söylemekte fara fazla fayda var Ethereum dolar paritesinde ancak yine de temkinli olmalı ve 1837 dolar seviyesinin aşılması beklenmeli. Şimdi Ethereum dolar paritesine yatırım yapacak yatırımcıların elinde portföyünde Ethereum dolar bulunmayan yatırımcıların en azından 2039 dolar seviyesinin kırılmasını beklemesinde fayda var gibi gözüküyor şu dakikalar itibariyle. Hemen isterseniz Neo'ya geçelim hızlı bir şekilde. Neo'da aslında kritik saatler yaklaşıyor. Neden yaklaşıyor? Çünkü aşağıdan gelen bir yükseliş trendi var. Yaklaşık 31.70 dolar seviyelerinden başlayan bir yükseliş trendi var. Dışı yukarıdan gelen ise 54.97 dolar seviyesinden başlayan bir düşüş trendi var. Hatta düşüş trendini farklı bir renkte gösterelim daha iyi olması için. Yani şimdi kırmızıyla gösterdik. Kırmızıyla gösterdiğiniz bu trend çizgisiyle aşağıdan gelen siyahla gösterdiğiniz bu trend çizgisi kesişti gibi. Önümüzdeki bir ya da iki, iki tane dört saatlik periyotta ee, bu trendin bu sıkışmanın kırılması beklenebilir. Sıkışma bir miktar yukarı doğru kırılma ihtimalinin yüksek gibi gözüküyor şu an için. Çünkü birkaç deneme var et, e, Neo'da. Ancak bunda şu ana kadar bu seviyenin üzerine kapanış yapamadı. Şimdi bunun sıkışmanın yukarı yönlü kırılmanın teyidini biz nerede alacağız? 43.07 dolar seviyesinin aşılmasıyla. 43.07 dolar seviyesi aşılırsa 44.29 dolar seviyesinde bir ara direnç noktası var. Ancak bu ara direnç noktası çok kuvvetli olmayan bir ara direnç noktası. Çünkü bu seviyenin aşılmasıyla alınacak güçle 43.44.29 direncinin kırılması bir miktar olası gibi gözüküyor. Bu seviyenin üzerine çıkılması ile de 47.46 dolar seviyesindeki direnç noktasına kadar e, NEO'da bir hareket beklenmeli. Geri çekilmelerde ise e, 40.06 dolar seviyesine kadar geri çekilmeler normal karşılanabilir. Bu trendin altına bir sarkma olarak değerlendirebilir. Ancak 40.06 dolar seviyesinin altında olan seviyesinin altında 37-63 dolar seviyesi var ki bu seviyelere kadar geri çekilmelerde o zaman biz e, NEO Neo 31.95 dolar seviyesinden başlayan bu siyahla gösterdiğimiz yükseliş trendinin aşağı yönlü kırıldığına dair artık yorumlar yapmaya başlayacağız. Dediğim gibi Neo'da kritik seanslar başlıyor. Kritik 4 saatlik periyotlar başlıyor. 1 ya da 2 periyot sonra Neo'da belki 3 periyot sonra yani 3 tane 4 saatlik periyot sonra Neo'da aşağı da yukarı yönlü bir miktar daha ee, sert demeyelim de bir miktarda kuvvetli hareketler görebiliriz. Şu anda maktama indikatörüne bakalım NEO'da. Ee, bir miktar kararsız kararsızlık çok emin olmamakla beraber maktama indikatörünün pozitif yönde sinyal üretmesi NEO'da bu kırılmanın yukarı yönlü olma ihtimali bir miktar daha arttırıyor gibi gözüküyor NEO'da. İsterseniz hemen bitçi koyuna şöyle bir bakalım. Bitcoin aslında analistlerin, yatırımcıların en çok sevdiği bir formasyonda hareketin devam ediyor. Dikkat ederseniz 23 Şubat'tan beri Bitcoin'de şu kanal içerisinde düzenli bir şekilde hareket devam ediyor. Direnç noktasını test ettiği zaman bir şekilde destek noktasını ya test ediyor ya da yakınlaşıyor. Destek noktasını test ettiği zaman da bir nokta bir şekilde direnç noktasını tekrar test ediyor bitci coin şu dakikalara itibariyle 0.59 0.059.91 TL seviyesinde bu kanalın destek noktası var bitci coin için yukarı hareketlerde ise bu kanalın direnç noktası konumunda 0.067.45 TL seviyeleri var ancak bitci coin bu kanalın içerisinde oluşan bir e, yatay direnç noktası oluştu e, geçtiğimiz yaklaşık 7-8-4 saatlik periyotta. Burası da 64.55 seviyesi. Yani 0.064 55 TL seviyesi. Eğer Bitcoin 0.064 55 seviyesi, TL seviyesini aşarsa 0.067 54 TL seviyesindeki kanalın direnç noktasına kadar bir hareketlenme beraberinde getirebilir. Bu da yaklaşık yanılmıyorsam %5'in üzerinde bir prim yüzde %5 civarında bir prim anlamına geliyor. Ancak şu anda dikkat eden nokta, dikkat çekim dikkatimizi çeken nokta 64-55 TL seviyesinde bitçi bu yatay direnç noktasının bir miktar zorlanması. Şimdi elimiz şimdi bu birinci ya da 3 deneme yaklaşık 3 deneme yaptı. 4. ya da 5. denemede de 0.54 55 TL seviyesindeki bu direnç noktası aşamazsa Bitçi destek noktasına kadar bir miktar geri çekilme olabilir. Şu 4 saatlik periyotta yaklaşık saat 12'de tamamlanacak bu 4 saatlik periyot. Bu 4 saatlik periyotta 0.05 91 TL seviyesi Bitcoin destek noktası ancak bir sonraki 4 saatlik periyot için bu destek noktasının 0.06032 TL seviyesine denk geldi unutulmamalı yani önümüzdeki 2 tane 4 saatlik periyot Bitcoin coin için önemli 0.06455 TL seviyesini aşması gerekiyor. Bitcoin'in aşarsa 0 .67, 0 0.67 54 TL seviyesine kadar Bitcoin'de bir hareket beklenebilir. Bugünkü videomuzda Bitcoin, Ethereum, Neo ve Bitcoin'i izledik. Bitcoin zaten sabit olarak öyle bir karar almıştık. Her video analizimizde az da olsa yer vereceğiz. Diğerleri sizden gelen istekler doğrultusunda yaptığımız analizler. Bu sebeple videonun altındaki yorum bölümüne analizin yapılmasını istediğiniz coin'leri yazabilirsiniz. Biz hem ben okuyorum hem de arkadaşlarım bu yorumları okuyup değerlendiriyorlar. Bunun için her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi başta eleştiriniz olursa sevinirim. Ee, bu kanalı çünkü en iyi şekilde en iyi hale getirmek istiyoruz. Ee, yaparsanız sevinirim. Kanalı videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız da bize destek vermiş olursunuz. Her zaman olduğu gibi bugünlerde ekstra kendinize lütfen dikkat edin. Koronavirüs belası yeniden alevleniyor gibi ee, dikkat etmekte fayda var bu dönemde. Ee, lütfen kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.